konut kira artışlarına %25'lik sınırlama getiren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından şimdi de iş yerleri için kira artış oranları belli oldu. Kira artışı tek Gaziantep'te değil, Türkiye'nin büyük bir sorunu. Gaziantep olarak konuta çok ihtiyacımız var. Kiralar da hakikaten çok pahalı. Yani bugün normal bir 3+1 desen bugün 4.000 TL'den aşağı yoktur. 2+1 desen 2 milyondan aşağı daire yoktur. İbrahim'in bölgesinde hakikaten 8-9 milyon civarında kira artışları var. Bu konuda biz de esnaf olarak hakikaten çok rahatsızız. Cumhurbaşkanı aldığı bir kararıyla toplu konut projeleri var. Bizim istediğimiz de budur. Toplu konut projelerinin özellikle hem Gaziantep için çok uygundur diye düşünüyoruz. Çünkü konuta bizim yıllık 30 bin civarında konuta ihtiyacımız var Gaziantep olarak. Gerek belediyeler, gerek TOKİ'nin, gerek müteahhitlerin konutu bir an önce yapıp bizler de vatandaşlara kiralayıp ve de satmak için biz de vatandaşlara yardımcı olabiliriz. Ev kiraları zaten devletimizin aldığı bir karar var %25. Fakat maalesef mülkiyet saatleri buna uymuyor. Eskide piyasayı emlakçılar belirlerdi. Her bölgenin kendine göre emlakçısı vardır. Her bölgenin kendine göre fiyat tespitleri vardır. Rayiç bedelleri vardır. Fakat şimdi tam tersi her mülkiyet sahibi bir emlakçı olmuş. Yıllık bu seneki TÜFE yıllık 59.91. Ya ona göre artışları yapacağız ama dediğim gibi 59.10'a göre değil ama biz %50'de de düşünebiliyoruz. %60 da düşünebilir. Ortalama bir rakam alabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntılarda gideriz. Hem vatandaşımız rahat eder, hem esnafımız rahat eder. Peki vatandaş bu konu hakkında neler düşünüyor? Düşünecek olursanız evlerdeki %25 diyorlar. Eğer ki İş yerlerinde de %25 olursa herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabii %50'nin ve üzerinde birebir yaparlarsa bayağı bir sıkıntı olacak. Çünkü işler de düştü, maliyetler yükseldi. Bayağı bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Ev kiralarını %25, iş yeri kiralarını %59.91 olarak belirledi devletimiz bunu. Fakat hiçbir vatandaş, hiçbir iş yeri sahibi bunlara uymuyor maalesef. Uymadığı gibi tekrar gelip de bunları denetleyen de yoktur yani. Sizin kiranız ne kadar artırıldı, devletin dediği kadar mı arttı yoksa TEFE TÜFE'ye göre mi arttı, %90 mı arttı, %100 mi arttı? Hatta %150 isteyen bile kira iş yeri sahipleri var. 4 kat olduğu için adamla normal karşılıyorsun, bir şey diyemiyorsun. Senin aldığın ürün, sattığın ürün de pahalandığı için herkes normalmiş gibi karşılıyor. %50'ye yakında yükselme oldu kiralarda yani. Komşular olsun, biz olsun memnun değiliz yani. Nasıl memnun olacağım? %50 zam gelmiş. 6.000 liraya oturuyordun, oldu 9.000 lira. Karını alıp götürüyor. İşçi çalıştırıyorsun, elektrik parası, maliye parası. Biraz sıkıntıya girdi yani, insanların hepsi girdi. Kira artışları çok yüksek. Yani enflasyon oranında zaten enflasyon %83. Kira artışları da %60 civarlarında. Yani bu şartlarda kiracılık yapmak zor. Artışlar düşük. Yani enflasyonun yüksek olması, efendime söyleyeyim, insanların alım gücünün düşmesi artı bu şekilde yani işlerimiz de zayıf. Buralarda bu şeylerde 6.000-6.500'den aşağı kira yok. Yani şimdi %60 da kira zammı yapsa yani 7.5-8-9'a takabül edecek bu sene kiralar.